şeyler. Çok. Kimi çekiyor bunlar? Ay ne tatlı. Allah'ın cezası. Gülfem Sipahi gelir mi sizce? Bence gelmiş kadar olmuş. Abi baksana manşet verdi resmen bize ya. Gelin Sipahi defilesine Gülfem Sipahi imzası. Çok şovmen kadın. Fazla fazla. Simsiyah yaptırmış baksana. Al işte. Ya ben kaldırıvereyim o zaman. Hayır dur. İşte o zaman manşet olur Gülfem'in kanlı gülleri. Ya ama yani... Ya dur dedim. Unut. Unutun çenek benek yok. Ben unuttum. Hadi biraz da bizi çeksin. Güldür Hanım, bu tarafa lütfen. Bendesiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sol tarafa. Harika. Bu kız nereden öğrendi böyle yalandan gülmeyi? Ustasından. Gülfem Sipahi gibi şu. Efendim abla. Heh, Çiçek. Bana bak kızım. Biz yavaş yavaş hazırlandık. Çıkacağız yani. Erkenden gidelim de yardım ederiz dedik yani hani. Şuna bak ya. Onur konuğu olarak gideceğimiz yerde yardıma gidiyor. He bak bir şey söyleyeyim. O baldız beni en öne oturtmazsa var ya silerim. Çok net. Taner okulda abla. Bugün son finali var. Gelsin geliriz hemen. İyi ablam tamam. Çiçek. Bana bak. Ne oldu senin böyle sesin bir garip? Ha, finallerin falan mı kötü geçti? Yo, yorgunum biraz. İyi. Madem. Tamam ablacığım konuşuruz sonra tamam hadi bay bay. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Yani geçebildiği kadar geçti işte. Bu bavullar ne? Anladım ben. Finaller bitti. Sen de balayı mı istiyorsun? Yok. Balayı değil. Ne o zaman? Ben köşke taşınmak istiyorum. Babaannenin yanına. Ben artık çıkayım Cahide'den. Ne olmuş sana böyle? Çok değişik olmuşsun. Ben şey sağ olsun Gülür'e el attı biraz. Ne diyeyim? İmaj yaptı. İyi yapmış, iyi yapmış. Bu senin de büyük günün tabii. Gel Mebrure, 40 yıl düşünsen. Senin bir defile için çalışacağın aklıma gelmezdi. Kısmet. Yani kısmette varmış, ne denir? Alnımızın akıyla inşallah. Cahide Hanım. Ben aslında ne yalan söyleyeyim. Siz de gelin isterdim. Ay yok artık. Keşke her şey başka türlü olsaydı. Siz de gelseydiniz. Yani belki emeğimi görünce ne bileyim. İnsan böyle bir şey oluyor. Paylaşmak, göstermek istiyor. Belki gururlanırdınız bende. Mebrure. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Yok ben anlamıyorum ya. Babaannemin bir şekilde gizli gücü var. Gözümün içine baktığı bir insanı etkiliyor ya. Önce annem sonra sen. Bunun farklı bir açıklaması olamaz. Ya Taner uzun uzun anlattım sana. Hiç mi etkilenmiyorsun? Çiçek sen espri falan mı yapıyorsun bana? Ben o evden annemi çıkarmak için kendimi paralıyorum. Sen gelmişsin burada bavullarını hazırlayıp oraya taşınalım diyorsun. Taner anlamak istemiyorsun. Ama annen o evde mutlu. Cahide Hanım yanında kendi isteğiyle kalıyor. Tabii tabii mutlu. Babam çıksın ondan sonra göreceğim onun mutluluğunu. Ya.
Bak, annen artık o kendini ezdiren kadın değil. Baban çıktığında mutsuzsa kapıyı çekip gidebilir. Bundan adım gibi eminim. Ya Taner, gözünü aç. Annendeki değişimi gör. Ya tamam, bırakalım annemi. Sendeki değişim Çiçek. Sendeki değişim ne olacak? Bak, açtırma benim ağzımı. Babaannemin babana neler yaptığını... Unutmam da. Bir ömür geçse de unutmam Taner. Ya o zaman Çiçek, unutmadıysan bu bavullar ne? Ben gürü gibi acımı kan davasına çevirmeyeceğim. Ben babamın yolundan gideceğim Taner. Çiçek, senin babanın yolu köşke mi çıkıyor? Benim babamın yolu affetmeye çıkıyor Taner. Bak, benim babamın acısı içimde hiç dinmeyecek. Ama ben bu acıyı taşırken bir de bu acının öfkesini taşımak istemiyorum. Bu nefreti, bu öfkeyi taşımak istemiyorum. Ve bunu babaannenden uzak durarak yapamam. Eğer ona yaklaşmazsam, eğer onu tanımazsam, tıpkı annen gibi onu da affedecek bir şey bulamazsam, o zaman beni babaannen ele geçirecek. İşte o zaman beni nefret ele geçirecek Taner. Gülrü Sipahi. Ederim. Senin elin yavaş da biraz. Hadi tatlım, podyum senin. Kalemin bile seni çiziyor Meryem. Güldür, nereye bakıyorsun? Yok. Hiç. Benim adamımı iyi çekin. Röportaj istiyorum, evet. Defileden sonra onu aşağı indireceğim, anlaştık? Okey. Neden Mert hale? Anlayamadım Duygucuğum. Neden Mert? Neden Mert'in üstüne oynuyorsun? Peki sen bundan neden rahatsız oluyorsun? Çünkü Mert senin yarattığın erkeklere benzemez. Senin o sevimli kölelerin emri yapamazsın onu. İlginç, sen Mert'i ne kadar da iyi tanıyorsun. İnan bana, tanıyorum. Seni de tanıyorum. Mert'ten kendine oyuncak yaratamazsın. Duygu, izledin mi? Nasıl lan? Harikaydın tatlım. Ama daha işim bitmedi. Seni tanıştırmak istediğim gazeteciler var. Çabuk gidelim. Selamlama seremonisinden önce aradan çıkartalım, tamam? Duygu, hemen geliyorum. Tamam, bu gazeteciler falan var. Ben hemen hadi, yapacağım. Hadi. Ah şekerim.
gelinime çelenk göndermem neden bu kadar ses getirdi? Ben anlayamadım doğrusu. Kendisini gölgemde bırakmamak için ben defilesine gelmemeyi tercih ettim zaten. Hem de bak ne kadar isabetli bir karar olmuş. Güllerim bile küçük kızı gölgemde bıraktı değil mi? Ah! Bak sana manşet buldum. Gülfem sipahinin gülleri küçük kızı gölgesinde bıraktı. Benim. Ben. Ben çizdim. Hey, hepiniz. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bunlar benim. Hepsini ben çizdim. Ben. Bahçıvanın kızı. Bahçıvanın koskoca Gülfem Sipahi'ye kafa tutan küçük kızı. Bu benim imzam. Ben. Ben Gülru. Gülru Çelik. Ya da sipahi. Sipahi ya da çelik fark eder mi? Ben başardım. Başardım.